Vallahi öncelikle normalde bu turu oynamamamız gerekiyordu. Böyle bir turu yoktu. Çeyrek finalden başlamamız gerekiyordu ama maalesef böyle bir tur oynandı. O yüzden tebrik ediyorum gerçekten bu işi ayarlayamayanları. Onun dışında takımı tebrik ediyorum. İyi mücadele etti. Bu saha biraz bize ters geliyor. Oynayamıyoruz burada. 3-1 geriye düştük ama 3-3'ü yakaladık. Penaltılara götürdük maçı. Kazanabilirdik de çok gol kaçırdık. Ama takımın gösterdiği mücadeleden çok memnunum. Hepsinden Allah razı olsun. İyi mücadele ettiler bugün, iyi savaştılar. Bilecek'i de kutluyorum. İki sezon arda arda elemelerde eşleşmiş olduk böyle. Onları da artık tanıdık. Sağ olsunlar, iyi arkadaşlar. Onlara da önümüzdeki sezonlarda başarılar diliyoruz. Biz de artık gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi amaçlıyoruz. Peki rakibinizin bugün oyun tarzı nasıl buldunuz? Ya yani son 20 dakika falan yorumlarını bekliyordum. Çünkü abiler biraz bizden de yaş olarak büyükler. Biraz da daha kilolular. Son 15-20 dakika düşmelerini bekliyordum oyundan. Ama bize hiç o boşluğu bırakmadılar. Savunmada yaptıkları savunmayla işte 3 savunma artı önlerindeki 2 kişiyle bize pozisyon fırsatı vermediler. Yani o fiziksel yorgunluklarını o şekilde kapattılar. İyi bir mücadele gösterdiler bence. Maçın başında biraz bizim yanlış bir oyuncu seçimimizden kaynaklı, stoperde yanlış bir oyuncuyla başladığımızdan dolayı rakip 11 numaralı çok iyi bir forvet. Onu tutamadık, 3 gol yedik arda arda. Ondan sonra bir oyuncu yer değişikliği yaptık. Yani maç içinde onlar bize karşı, biz onlara karşı böyle taktiksel oyun içinde değişiklikler yaparak öyle penaltılara kadar gitti. Bence hakkı zaten beraberlikti. Ama işte eleme maçı olduğu için penaltılar sonucu belirledi. Onları çok tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Teşekkür ederiz. Tekrar başarılar diliyoruz size.